özel hastanelerde korona vurgunu. 14.000 TL ön avans ödemesi alın, emeğiniz olsun. Vaka sayıları arttı. Yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Kamu hastanelerinde yer kalmayınca çareyi özelde arayan ağır hastalara verilen fiyatlar dudak uçuklattı. Birazdan. Yine parti, yine baskın. Ne yitip giden canlar umurlarında, ne de artan tehlike. Yasaklara aldırmayanlar bu kez Beyoğlu'nda yakalandı. Birazdan. 25-34 markette dehşet saçtı. Bir sonraki gün boşanma duruşması vardı. Kurtulacaktı ama olmadı. Bir kadın daha acımasızca hayattan koparıldı. Birazdan. İkinci kez oyuna geldiler. Bunlara güvendik, iyi niyet gösterdik. Bizim iyi niyetimizi çaldılar. Önce sahte kuyumcuya binlerce lira kaptırdılar. Sonra tekrar inanıp bir kez daha mağdur oldular. Birazdan. Böyle anne olmaz olsun. 1,5 yaşındaki bebeğinin akla sığmayan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Detaylar tüyler ürpertti. Birazdan. Zaten babam biz gelmeden önce yemişti baklavayı. Zehirli ikram infial uyandırmıştı. Eşi ayrılmak isteyince önce kayınpederinin evini kurşunlamış, sonra da baklavayla zehirlemişti. Olayın perde arkasındaysa yine akıl almaz bir plan vardı. Birazdan. Yalnız beni sev, kimseyi sev. Bu kez romantik geliyor. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla hafızalara kazınan Sibel Can yeni klibi için kolları sıvadı. Birazdan. Acun'u aradım, çocuk pişman, kıymayın dedim. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, diskalifiye edilen yarışmacıyı köşesine taşıdı. Acun Ilıcalı'yla konuştuğunu yazdı. Ünlü televizyoncunun konuyla ilgili 3 mesajı dikkat çekti. Birazdan. Vaka sayıları 30 bini aştı. Tehlike artık çok yakında. Mümkün olduğu kadar kısa sürede bu salgından kurtulmamız lazım. Kısıtlamalar genişletildi. Çin aşısı geliyor. Çalışmalar hızla sürerken hastalığa ikinci kez yakalananlarsa korkuyor. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Covid-19 mücadelesindeki son süreci canlı yayında anlatıyor. Birazdan. Günaydın efendim. Mutlu sabahlar. Böyle yavaş yavaş başladık. Günümüz güzel olsun, sağlıklı olsun. Utanıyorum etiketiyle de lütfen duygularınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. İlerleyen dakikalarda da Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bizlerle birlikte olacak. Bu etiketin altına sorularınızı iletirsiniz, kendine ulaştırırız. Günaydın Hakan'cığım. Günaydın. Çok haberimiz var. İstersen hızlıca başlayalım. Tamam. Şimdi ilk haberimiz, devlet hastanelerindeki yoğunluk artık tartışılmıyor zaten. Yani artık biz kendi rekorlarımızı kırıyoruz. Tabii. Dolayısıyla da Kanal D muhabirlerinden çok sevdiğimiz isim Ceren Taşdelen. Ne nasıl oldu bu arada, iyi mi? İyidir yani, en son bıraktığımızda yani bir kötü bir şey duymadık en azından. Eyvallah. Allah korusun. Selam olsun. Selam olsun. Ceren de çok güzel bir habere imza attı. Hastanelerin tek tek aradı, özel hastaneleri, fiyatlarını sordu. Eğer yoğun bakım ihtiyacımız varsa ne yapacağız diye. Bakın neler aldı yanıt olarak. İzleyelim, ardından buradayız. Özelde 450 falan dediler o zaman. Yaptırdım böyle. Özel hastanelerde korona vurgunu. Bununla ilgili hastaneye bazı hatlar çıkabiliyor. Türkiye'de günlük vaka sayısının 30 binlere ulaşmasıyla kamu ve özel hastaneler alarm vermeye başladı. Özel hastanelerin tek gecelik fiyatı 10 bin liraya kadar çıktı. Hastadan hastaya göre ne kadar tedavi ve tetkik edildiğine bağlı bir hastada 3 bin lira çıkarken bir hastada 10 bin lira çıkabilir. Kamu hastanelerinde yer kalmayınca çareyi özelde arayan ağır korona hastalarına fahiş faturalar çıkıyor. İşte o faturayı çıkartan hastanelerden biri. Covid yatışlarımız günlük SSK'lı 4 bin liradır. Eğer plazma dediğimiz kan ürünleri kullanılırsa 850 lira.
her bir şey için, kan ürünü için artı olarak eklenir. Yani 4850 lira tek gece COVID hastasına çıkan fatura. Tedavi süresinin bir hafta sürmesi durumunda bir korona hastasına çıkarılan fatura 70 bin lirayı bulabiliyor. İstanbul'un farklı semtlerinde farklı fiyatlar çıkıyor. 2000 TL bir ücreti çıkıyor yatan hastalarımızın. Burası da Bağcılar'da özel bir hastane. 14 bin TL ön avans ödemesi alınıyor, bilginiz olsun tüm hastalardan. Ha, 2 günde kalsa, 7 günde kalsa başta bir 14 bin lira mı yatırmamız lazım? Aynen öyle. Alınmamalı. Ben bundan yanayım. Çünkü test yaptıracak paramız yok. Avcılar'daki özel bir hastane günlük ücretin 2500 liradan başladığını, Güngören'deki ise tek gecelik yatışın 6 bin lira olduğunu söylüyor. Ama şöyle bir not da var. Hiçbir özel hastanede yer yok. Hasta kabul edilmiyor, seçim yapılıyor. Durum bu, fiyatlar ortada. Özel hastane. Özel hastaneler tabii. Yani onu belirtelim de. Yani bu özel hastaneler. Fırsata çevirme mantığı her alanda gördüğümüz bir şey yani bu. Ne de maskede görüyoruz bunu. Sebzede görüyoruz, meyvede görüyoruz, markette. Yani o bir zihniyet yani. Özel hastanelerle de alakalı hep yanlış anlaşılmasın. Bir kere hani bu özel sektörle ilgili bir eleştiri de kabul edilebilir, edilmeyebilir ama ben bu özel durumlarda insanın canıyla ilgili bir dal olduğu için orada şöyle eleştirim var. Şimdi ben dizi filmlerde oynarken rol gereği mecburen bilgileniyoruz. Hastanelerde çok çalıştık. Hastane patronunu oynadık, onu oynadık, bunu oynadık. Bir de yıllar yılı hep böyle hastane patronları, o konsorsiyumların neden bu sektöre girdiği ile ilgili istisnalar hariç araştırdık yani. Orası da ticari bir mecra olarak görülüyor. Mesela diyelim ki hastaneyi şu araziye kuracaksın. Diyor ki baba diyor ne kadar diyor arsanın metrekaresi, atıyorum belli bir metrekare. Herif diyor ki mesela 10 milyon dolar diyor. Tamam diyor, yaz. Arsa fiyatı 10 milyon. İşte imar plan projesi bilinmesi 12 milyon dolar. Hastanenin maliyeti binayı dikmek, giydirmek, işte ameliyathanesi, yoğun bakım ünitesi, binlenmesi, kaç oda yatacak falan, kemoterapi ünitesi, dahiliye, hayırcıya falan filan, bunların da maliyeti diyelim ki 50 milyon dolar. Şimdi iş şeye geliyor. Rekabetçi olmamız lazım. Tabii ki. Hı. Ne yapacağız o zaman? Leasingle en gelişmiş aletleri, göz aleti, tansiyon aleti, MR cihazları, o giriyorsun hani böyle içeriye o atom enerji bilmem neleri falan, işte damarın damarını gör. Evet, o aletler evet. Alıyorsun, onlar da 100 milyon dolar. Ne etti? 150 milyon dolar. Yani ben size mantığı anlatıyorum. Sonra futbolcu transferi gibi en zor işe geliyor. Diyorlar ki arkadaş buraya çok iyi bir kalpçi almamız lazım. Veya kalp damarcı veya dahiliyeci veya işte şu uzmanı alalım ki o doktor burada olduğu için mümkün olduğunca rağbet, çünkü rekabet var, bir sürü hastane var. Şimdi o doktora da futbolcu gibi transfer, gidiyorlar. Diyorlar ki sen ne kazanıyorsan daha iyisini veriyoruz. Evet. Şimdi bunların hepsini maliyet olarak gör. En son ediyor 200 milyon euroya diyelim, bitti. Yani ben şimdi afaki konuşuyorum rakamları. Bir maliyet çıkıyor. Özel hastanelerden bahsediyorum. Çıktıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısına patron geliyor. Yönetim kurulu üyeleri, başhekim. Diyorlar harcadık bu kadar parayı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız değil. Nasıl çıkacak? Gelen hastadan işte. İşte. Ha, o gelen mantığı hastadan. Anlayın ya. Ticari. Şöyle mesela dikkat ederseniz son 10 yıla ben çok yaşadım. Hep biz de rahatsızlanıyoruz falan. Mesela diyorsun ki ya burnum akıyor diyorsun. Bir kan değerlerine bakalım. Evet. Bir vitamin değerlerine de bakalım. Bu arada akciğerleriniz temiz mi? Röntgen çektiğini falan filan. Bir anda zaten içtik beştik. Noel Baba yılbaşı paketi gibi. Ne olduğunu anlamadan çıkıyorsun. Zaten direkt kaldı. Sağlık sigortanız var mı diyorlar. Ona göre zaten başlıyorlar. Ona göre onlar işaretleniyor. Hayır yani onu bir özel hastane dediğin zaman tabii. Maalesef hep onu derler yani bu ekonomik abartılarla alakalı. Allah düşürmesin, eksik de etmesin. Amin. İki arada bir deredeyiz. Aha. Sağlıktan önemli bir şey yok ama. Gerçekten öyle. Şimdi 14 bin avanstan geçiyoruz gündemimize tekrar. Artık soğuklar başladı, havalar soğuk. Grip mi, korona mı sorusu tekrar gündemimizde. Ah, ah.
onu nasıl karıştıracağız, ne yapacağız? Onunla ilgili bir haberimiz var ama bu konuyla ilgili de Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a sorularımız olacak. İlk aşı da 11 Aralık'tan itibaren ülkemizde olacak. Dün Sağlık Bakanımız açıkladı. Ama önce zihinlerdeki şu soruyu biraz yanıtlamaya çalışalım. Grip mi, korona mı? Buyurun haberimizi de birlikte inceleyelim. Griple aynı yani. Grip oldum diye düşünsem ama korona da olmuş olabilirim yani. Bilemiyorum. Sanırım ateş, öksürük ve diyare olsa gerek. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı. Mevsimsel griple koronayı karıştırmayın uyarısında bulundu. Ateş olanlar da var. İşte boğazım kuruyor diyor. İşte kimisi diyor ateşim var diyor. Kimisi nefes alamıyorum diyor. Yani bu hastalığın teşhisi tam olarak belli değil bence. Herkesin kafası karışık. Çünkü boğazını üşüten, kendini biraz halsiz hisseden koronavirüs oldum endişesine kapıldı. Oysa sadece koronavirüs tehlikesi yok. Grip ve soğuk algınlığı da kendini göstermeye başladı. Her semptom gösteren koronavirüse yakalanmış anlamına da gelmiyor. Sağlık Bakanlığı bunu bir tabloyla gösterdi. Grip miyim yoksa koronavirüs mü? İşte bu sorunun cevabı belirtileriyle çizelgede anlatıldı. Ateş, koronavirüs ve gripte aynı şiddetle görülebiliyor. Ancak bu ayrımı yapmak hiç de kolay değil. Boğaz ağrısı, bitkinlik ve baş ağrısı da her iki hastalıkta görünen semptomlar. Tat ve koku alma duyusu da en önemli belirtilerden biri. Çünkü diğer hastalıklara göre koronavirüs de çok daha kuvvetli seyrediyor. Onun dışında öksürük görülüyor. Genellikle kuru bir öksürük. Gripte yaygın vücut ağrıları daha ön planda olabiliyor. Tabloya göre COVID-19 ile mevsimsel grip arasında öksürük de aynı oranda görülüyor. Hapşırma COVID'de az, gripte fazla oluyor. Mevsimsel alerjinin en belirgin özellikleri de sıralandı. Eğer gözlerde kaşıntı, sulanma, burun akıntısı veya tıkanıklık varsa mevsimsel alerjiniz daha baskın olabilir. Nezle dediğimiz durumda ön planda burun akıntısı daha fazla görülüyor. O yüzden de uzmanlar uyarıyor. Tablodaki belirtilere bakıp önce kendi teşhisinizi koyun, sonra da doktora başvurun. Koronavirüste mesela direkt ayaklara vuruyor diyebiliyorum halsizlik. Gripte öyle çok fazla bir halsizlik olmuyor. Karar verebildin mi? Ben uzman değilim de bu bir kere. Hiçbir şekilde bu ayrıştırılabilir bir şey değil. Hele şu salgın döneminde. Yani bunu lafı güzaf derim. Yani birisi çıkıp izah etmeye kalktı. Lafı güzaf. Yani bugün koronavirüsle alakalı her birimiz uzman olduk. Herkes de bir kere %100 grip semptomları var. %100. Evet. Ha, herkes de farklı seyrediyor işte. Bizim ekibimizden de geçiren var kardeşim. Biri koku almadım diyor, biri ateşim çıktı diyor, biri öksürdüm diyor, biri kırıldım diyor. Yani saymakla bitmeyecek farklı farklı semptomlar. Ha şimdi sen bu kadar öldürücü bir salgınla birebir eşdeğer, şuna benziyor, sahte para diye şimdi her gün bağırılsa haberlerde. Herkes hepimize refleksen aldığımız paraları güneşe tutmaz mıyız? Ya şimdi artık sen istediğin kadar grip semptomunu yaşıyor olmuş olursan ol, acaba korona mıyım diye test yaptırman lazım. Evet. Oradaki en büyük sıkıntı, hocaya bağlanacak, soracağız zaten. Bu yani şimdi işin ekonomik boyutu gerildi ya, 250 TL'ye bağlandı. Evet, en son yanlış hatırlamıyorsam. Orada da çünkü birçok farklı rakamlar söz konusu oldu. Ya bu ayda bir kerelik olsa yine eyvallah. Öyle bir illet ki bu. Bugün negatif çıkıyorsun, yarın pozitif çıkıyorsun, pozitif çıkıyorsun, negatif çıkıyorsun. Yani hemen hemen sağlamasını yapman gerekebiliyor. Bir kez yaptırmak bir işe yaramıyor çoğu zaman dediğin gibi. Sağlama. Peki sağlamadan kastım ne? Hani en azından şimdi ben mesela hocamıza desem ki, hocamız bekliyor, özür diliyorum. Hocam ben 4 defa test yaptırdım. İkisi negatif, ikisi pozitif çıktı desem ki, böyle açıklamalar yapan çok insan oldu bilindikte. Ne önerecek hoca? Hemen o zaman alalım. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan karşımızda, hatta bizi dinliyordu. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hocam saygılar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun Hakan Bey, iyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler çok hocam. Çok teşekkür ederiz. Sizi bulmuşken hızlı hızlı bir sürü sorumuz var. O yüzden sizden alabildiğimiz kadar bilgi almak istiyoruz. Önce şimdi hızlı cevaplarınızı rica ediyoruz. İlaçlarla ilgili bir kafa karışıklığı var hocam. Sizler de takip ediyorsunuz. Alalım, almayalım, yan etkileri, vücudumuza farklı etkileri olabilir mi diye. Bu konudaki sizin net görüşünüzü alabilir miyim? İlaçları kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Bağlanırken Hakan Bey'in bir sorusu vardı. 2 pozitif, 2 negatif. 10 defa test yaptırsanız, birisi pozitif, 9'u negatif bile olsa pozitif sayılır o kişi. Çünkü test her zaman pozitif göstermiyor.
Yani bir defa pozitif gösterdiyse pozitif kabul etmek lazım. İlaçlarla ilgili durum şöyle. Başından beri bildiğiniz gibi işte bütün dünyada yoğun ilaç arama faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri devam etti. Ancak maalesef direkt bu koronavirüse etkili bir ilaç henüz bulunamadı. Dolayısıyla işte geliştirilen bazı ilaçlar oldu ama onlar dolaylı yoldan işte antikor vererek ya da işte bağışıklık sistemindeki değişiklikleri etkileyerek etki gösterdi. Şu anda kullandığımız bizim iki tane ilaç var Türkiye'de. Biri sıtma ilacı, diğeri de favipiravir dediğimiz grip ilacı. Bunların hiçbirisinin büyük çalışmalarda önemli bir etkisi gösterilmedi ama işte her ülkede farklı ilaçlar kullanılıyor. Çünkü işte düşük de olsa, az da olsa etkisi olabilir diye veriliyor. Çünkü bunlardan başka verilecek ilaç yok. Peki hocam, yani çok dünyada özür dilerim. Da yok. Hocam evet. Çok özür dilerim. Buyurun. Çok inanılmaz altı çizilesi bir şey söylediniz. Dediniz ki şu an dünya evet. genelinde tavsiye edilen ilaçların koronavirüsü atlatmaktaki etkisi hemen hemen minimumda, çok büyük etkisi olduğunu söyleyemem dediniz. Peki evet. iyileşen evet. hastaların, bu ilaçları kullanarak iyileşen hastaların iyileşmesini neye bağlıyorsunuz? Şöyle, bu konuda çok sayıda çalışma yapıldı ve artık böyle on binlerce kişi üzerinde, çünkü deneyim arttı. Bakıldığı zaman işte ilaç kullanılan ve kullanılmayan gruplarda istatistiki bir fark gösterilemedi. Ancak bu ilacı kullanmayın anlamına gelmiyor. Çünkü başka kullanılacak ilaç yok. Çok minimal, istatistiki fark oluşturmayacak bir etki olabilir diye bu ilaçları kullanmak lazım. Çünkü kullanmadığınız zaman ortaya çıkan sonuç işte çok da iyi olmuyor bazen. Ama dediğim gibi, yani bütün dünyada da bu ilaçlar işte minimum da olsa, destekleyici bir etkisi de olsa işte veriliyor. Ama yani çok büyük bir etki beklemiyoruz ilaçlardan. Mehmet Hocam, çok özür dilerim, kesiyorum ama evet. O ilaç, mesela bir gün gazetede bir haber görüyoruz, 20 yaşındaki bir vatandaşımızı kaybediyoruz. Ertesi gün 106 yaşındaki bir vatandaşımız koronadan kurtuldu diye görüyoruz. Bunun nedeni tabii. ilaçların yarattığı etki olabilir mi? Bağışıklıklarını etkiliyor diye mesela, olabilir mi? Değil. Değil. Çünkü bunun en büyük nedeni şu, şimdi farz edelim ki 20 yaşındaki bir insanın işte bağışıklık gücü 10 olsun, 90 yaşındaki insanın da 3 olsun. Şimdi virüs vücuda girdiği zaman, eğer 90 yaşındaki insanın vücuduna 2 birim virüs girerse, o 3 birim bağışıklık sistemiyle başa çıkabiliyor onlar. Ama 20 yaşındaki insanın 10 birimlik bağışıklık sistemi, eğer 20 birim virüs girmişse vücuduna, o zaman başa çıkamıyor. Bu daha çok virüs miktarı ile bağışıklık sistemin durumu arasında bir denge. Zaten hiçbir yaş grubunda, buna 90 yaşın üzeri de dahil, ölüm oranı kurtulma oranından yüksek değil. Yani en fazla işte ölümü gördüğümüz 85 yaşın üzerinde de ölüm oranı %15. O halde demek ki o yaş grubunda da insanlar çoğu kurtuluyor. Hocam, yani bir mucize gözüyle bakmamak lazım. Hocam. Bu şimdi malumunuz böyle bu hastalığın şimdiye kadar seyri itibariyle en yüksek dönemlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla evet. hemen hemen birçok insan, vatandaşımızın evinde koronavirüs vakası maalesef var. Olmayanlar evet. ev içerisindeki hanelerde kendilerini maksimum ne şekilde koruyabilirler? Tavsiyeleriniz pratik uygulanabilir, en azından akılda kalıcı tavsiyeleriniz Tabii. var mı hocam? Şimdi bir defa bu virüsün nasıl bulaştığını artık öğrendik. Evet. Her virüsü taşıyan da, virüs henüz almamış olan da maske takarsa ve arada 1,5 metre mesafe bırakırsak virüs bulaşamıyor bir defa. O yüzden diyelim ki bir evde işte koronavirüsü vaka var, olma ihtimali olan kişi var. Çünkü artık ihtimal o kadar yükseldi ki neredeyse her 20 kişiden bir tanesi COVID pozitif şu anda. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman insanların mümkün olduğu kadar ev içinde de
birbirine 1,5 metreden işte fazla yaklaşmaması, yemeklerini eskisi gibi işte toplanıp masada yemek yerine ya işte sırayla ya ayırıp işte bir mesafe bırakarak, çünkü maske çıkacak mecburen, ama evin içerisinde maskeli dolaşmak mümkün değil. Sadece bir araya gelindiğinde, söylediğim gibi 1,5 metreden daha yakın bir temas olacaksa, o zaman maske takmak ve el hijyenine dikkat etmek. Özellikle bir bilinen hasta biri varsa, onun ayrılabiliyorsa tuvaletine ayırmak, ayrılamıyorsa tuvalete gittikten sonra o virüs taşıyan kişi, işte elinin değdiği yerleri özellikle, bu daha çok musluktur, işte kapı koludur, onları silmek, deterjanlı bir ya da evde günlük kullandığımız bir temizlik malzemesi yeterli. Çünkü hepsi virüsle etkili. Bir de evi sık sık havalandırmak önemli. Peki, olan. Onun dışında yapacak bir şey pek yok. Peki hocam, diyelim ki evimizde COVID'li bir hasta var. Biz de ona temaslıyız. Evet. Aynı evde yaşamak durumundayız. Evet. Söylediniz siz az önce yapmamız gerekenleri, ama temaslı kişi normal hayatına devam ediyor bir yandan da. Çünkü yani karantina süresinde olması gerekenler de var elbet. Onun bulaştırma riski nedir? Çünkü ister istemez sayı ve çember çok daraldığı için merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Yani şöyle, bu hastalığın bulaş şekli farklı. Gripten daha farklı bulaşıyor bu hastalık. Mesela grip olsaydı bu bahsettiğiniz kişi, mutlaka her hasta bir ya da iki kişiye bulaştırıyor. Ama bu COVID'de insanların, virüsü alan insanların, o bahsettiğiniz evdeki pozitif kişi mesela, %40'ı hiç bulaştırmıyor. Bunları da çok sık duyuyoruz. Yani işte evde örneğin işte baba pozitif, ama işte bir hafta, 10 gün geçiyor aradan, çok da dikkat etmemesine rağmen evde kimse pozitifleşmiyor. Bu nasıl oluyor hocam? Bu hastalığa özel. Bunun henüz nedenini tam bilmiyoruz ama bu hastalığa özel bir durum bu. %40 kişi 1-2 kişiye bulaştırıyor. Ama %20'si bu pozitif kişilerin, bir eğer fırsat bulur, öyle bir kalabalığa girerse yüzlerce kişiye bulaştırıyor. Yani süper bulaştırıcı oluyor. İşte evdekinin durumuna da bağlı. Yani o pozitif kişi eğer süper bulaştırıcıysa, ondan kaçınmak neredeyse imkansız gibi. Dolayısıyla evleri ayırmak dışında yapılacak çok etkili bir yöntem yok. Ancak eğer bu %40'lık böyle az sayıda kişiye bulaştıran kişi ise, biraz önce söylediğim tedbirler yeterli. Odasını ayırmak lazım tabii. Ama yani %40'lık gruba giriyorsa, o zaman kimseye bulaştırmıyor. Maalesef elimizde bir ölçü yöntemi yok. Yani bu kişi hangi gruba girecek? Bu bulaştırıcı mı? Bunu ancak olayın sonunda anlayabiliriz. Her gün yeni bilgiler ediniyoruz zaten sayenizde. Şimdi hocam, evet, 11 Aralık'ta Türkiye'de de aşılanma süreci başlıyor. Dün Sağlık Bakanımız açıkladı. Şimdi net soru soracağım size. Siz aşı olacak mısınız ve çok fazla aşı var, hangisini tercih edeceksiniz? Sizin bu konudaki yorumunuz ne olacak hocam? Çok merak ediyorum mesela. Şimdi bir defa 11'inde aşılar gelecek. Evet. Yani bakanlığın planlamasına göre 2 hafta o aşılar hastalığı laboratuvarında incelemeye tabi tutulacak. Bu zorunlu bir işler. Ondan sonra işte Aralık'ın son haftası gibi oluyor. İncelemeler biter ve bir problem çıkmazsa, o zaman işte aşılar tahmin ediyorum ocağın başı gibi kullanılmaya başlanır. Tabii ki olacağız. Yani bir defa hem kişisel korunmamız için, bu aşının henüz daha maalesef bize gelen, işte bu Çin'den gelecek aşının ne kadar koruyucu açıklanmadı. Yani işte Amerika'daki diğer iki aşıyla %90-95 rakamları açıklandı. Ama Çinliler Aralık'ta açıklayacaklarını söylediler, bekliyoruz. Tabii o zamana kadar aşının koruyuculuğu da açıklanır. Her şey yolunda giderse tabii ki aşılanacağız. Çünkü dediğim gibi hem kendimiz korunalım diye, hem de eğer bu aşıyı olmazsak biz ve ciddi sayıda insan olmazsa, aşıdan beklediğimiz sonucu alamayız. Çünkü aşıdan bir bizi korusun diye bir beklentimiz var, onun için aşılanıyoruz.
İkincisi de toplumun en az %60'ı aşılanarak bağışık hale gelmesi gerekiyor ki salgın etkilenip azalmaya başlasın. Nüfusun %60'ının mı aşılanması lazım biz sürü bağışıklığından hayır, bahsetmemiz için? %60'ının bağışık hale gelmesi lazım. O da kaç kişinin aşılanacağı da aşının etkinliğine bağlı. Diyelim ki %80 etkili bir aşı kullanıyoruz biz. O zaman işte toplumun aşağı yukarı %75'i civarında kişinin aşılanması lazım ki bu düzeyde bir bağışıklık olsun. Zaten toplumun %20'si çocuk 18 yaş altında. Henüz bunlara bir aşı uygulanamıyor. Çünkü etik kurallar gereği önce yetişkinlerde bütün işte problemler çözülüyor. Etkinlik çalışmaları, güvenlik çalışmaları, veriler ortaya konuyor. Çocukluk çalışmalarına ancak o zaman başlanabiliyor. Dolayısıyla henüz çocuklarla ilgili çalışma yok. Çocuklarda kullanım için onların yapılmasını ve sonuçlarını bekleyeceğiz. Toplumun %80'i demek ki aşılanabilecek. Bunların da çok yüksek oranda aşılanması gerekiyor ki %60'ı bağışık hale gelsin. O halde ki aşılanayım mı aşılanmayayım diye karar verirken sadece kendimizi değil toplumu da düşüneceğiz. Rus aşısından yani mesela çocuk... kötü haberler geldi. 20 kişi mesela tekrar enfekte oldu. Bunları da takip ediyoruz. Peki hocam şimdi birinci kez korona olanlardan... Bir şey eksik bırakmayayım. Hangi aşıyı olursunuz dediler. Şimdilik öyle bir seçeneğimiz yok. Çünkü Türkiye'ye şu anda gelmesi garanti olan sadece Çin aşısı. Diğer bahsedilen bu işte BioNTech'in aşılama ve taşıma koşulları içeriyor. Eğer Türkiye bunu almaya karar verirse bunları yapmak zorunda. Yani -70'lik, -20'lik büyük depolar, taşıma sistemleri, uçlarda işte -70'lik dolaplar. Bunlar henüz olmadığı için şu anda zaten öbür aşıların gelme şansı yok. Hepimiz olacağız bu Çin'den gelecek aşıyı. Peki hocam ikinci kez yakalanma durumu ne kadar, yani birinci kezi atlattık. İkinci kez en erken ne zaman yakalanabiliriz? Hani bu konuda da soru işaretleri var çünkü. Daha mı ağır geçiyor? 3 ay sonra mı? 6 ay sonra mı? Antikor ne zaman üretiyoruz? Bunlarda da zihnimizde karışıklıklar var. Öğrenebilir miyim sizden? Şimdi bu konu çok açığa kavuşmuş bir konu değil. Çünkü böyle vakalar yayınlanmaya başlandı. Hatta dediğiniz gibi işte Amerika'dan yapılan bir yayında ikinci defa geçirenlerin daha ağır geçirdiğiyle ilgili veriler de yayınlandı. Fakat sayı çok az. Yani işte şu ana kadar milyonlarca hasta var. Sayı sadece işte böyle bildirilen 5 tane 10 tane vaka şeklinde. Ve İngilizler bir çalışma yayınladı geçen hafta. 16 bin kişiyi takip etmişler, pozitif kişiyi. Hiçbirisi 6 ay içerisinde ikinci defa hastalık geçirmemiş. O yüzden henüz daha bilim dünyasında kesinlikle işte insanlar iki defa hastalanıyor diye bir kavram kabul edilmiyor. Olanlar da şimdiye kadar rapor edilen vakalar da genellikle 3 aydan sonra. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Bu ikinci defa hastalık geçirme çok çok nadir bir durum. Olduğu zaman işte 3 aydan sonra ortaya çıkıyor. Ve işte ağır seyrettiğine dair bazı veriler var. Ama bunun sıklığı ne kadardır derseniz aşağı yukarı 10 binde bir civarında falan varsa eğer. O yüzden hani hastalığı geçirenlerin böyle çok tedirgin olmasına gerek yok ama hastalığı geçirenlerin hala gene maske takması, kendini koruması lazım. Onun en büyük nedeni şu, bir defa hastalığı geçirende virüs alıp etrafa bulaştırma özelliği ortadan kalkmıyor. Yani virüsü alıp evindekilere, işte iş yerindekilere bulaştırabilir bu insanlar. Onun için onlar da maske ve mesafe kurallarına dikkat edecek. Alınan önlemlerin sonucunu ne zaman görmeye başlarız hocam? Peki vakalar maalesef 30 binlerde devam ediyor. Hani bu kadar kısıtlama bize ne zaman pozitif olarak döner? Kısaca onun da yanıtını alabilir miyim sizden? Tabii. Şimdi kabaca 2 hafta içerisinde diyoruz. Çünkü bu kuluçka süresiyle ilgili bir durum. İşte kuluçka süresi maksimum 2 hafta. O halde demek ki bir önlem alıyorsak o sırada zaten hasta olanların dışında yeni hastalananların
görebilmek için 2 hafta beklemek lazım. Nitekim zaten 2 hafta önce bazı tedbirler alınmıştı. 2 hafta beklendi. Sonucunda bir etkisi olmadığı görüldü. Vakalar artmaya devam etti. Ve onun üzerine işte yeni tedbirler açıklandı. Dolayısıyla yani 2 hafta daha bekleyip eğer gene olmuyorsa yeni tedbirler ekleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz Mehmet Hoca'ya. Hocam çok teşekkürler. Eksik rica olmayı ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Saygılar. Sağ olun siz de. Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için bir 15 gün sonrasına bakacağız verilere. O görünüyor yani, sonuçta. Dikkat edersen mesela burada altı çizilmesi gereken şey şu. Şu izah edilemiyor diyor. Bu kadar önemli söyledikleri gerçekten halkımıza çok ciddi katkı sağlamış hocalarımızdan biri. Aynı ortamda, aynı evde yaşarken defaatten gördük ki bir başkasına bulaşmayabiliyor yakınındakine. Bunun nedenini bulamadık diyor. Tıp bulamamış. Evet. Biz nasıl bulalım? Bak, nasıl çok, açıklıyor? Hayır, virüsü anlayabilelim diye diyorum. Daha onun gibi bir enteresan şey daha söyledi ilk başta. Benim sorduğum bir soru vardı. O kadar çok soru da sorduk ki. İlk ben sordum. Orada da çok enteresan bir şey söyledi. Ha, ilaçlarla alakalı. Evet. Bak şimdi. Mehmet Ceyhan Hoca diyor ki, bugün dünyanın her yerinde koronavirüs kapsamında tedavi gören insanlara verilen ilaçların iyileşme süresine ve sürecine çok da bir katkıda bulunduğunu düşünmüyorum diyor. Ve bu böyle verilere yansımış durumda diyor. Çok enteresan. Peki o zaman şöyle bir mantık diyor. O zaman iyileşen o süreç içerisinde nasıl tedavi görüyor, nasıl iyileşiyor? Nasıl iyileşiyor? Artı. Sağlık Bakanımız ne diyordu? Diyordu ki, aman erken tanı ve teşhis saklamayın, tölere etmeyin, bana bir şey olmaz demeyin. Neden? Çünkü başta yakalar isek pozitifliğinizi, ilaçlarla ciğerinize inmesine mani oluruz. Ölümcül olmaktan en azından sizi alıkoyar bu ilaçlar diyor idi. Fakat Mehmet Ceyhan Hoca'nın söylediğiyle Sağlık Bakanımızın söylediği arasında siyahla beyaz kadar fark var. Farkında mısınız? Ben hep onu diyorum. İnsanların, bu arada herkes iyi niyetli. Dünyayı da takip ediyoruz. Amerika'da ne oluyor bakıyoruz. İtalya, İspanya, Fransa, tüm Avrupa, Rusya, Çin, Kafkaslar, Hindistan, Pakistan bakıyoruz yani. Bir tek buraya gömmüyoruz kafayı. Her gün, her saniye dünyaya bakıyoruz. Bunun tek gözüken çözümü şu arkadaşlar. Aşı. İster istemez şöyle bir şey olacak. Şimdi bu dünyada her ülke ve özel kurumlar kendi aşılarını çıkartıyor ya. İş ekonomiye evrileceği için, çünkü bundan bir kazanım olacak ya, herkes bu işin pazarlamasına soyundu. Hani nasıl ki bazı markalar vardır reklamlarda, benim ürünüm daha iyi falan, oraya gelecek. Orada rekabetçilikten kaynaklı herkes diyecek ki, bakın bir bilim adamını o çıkartacak, evet diyecek, bu çok iyi çok iyi. Sonuçta ben ona bakmıyorum. Bize faydası olmuyor mu kardeş? Bizi kurtarın da kim ne alıyorsa alsın. Aynen. O yüzden benim kişisel kanaatim ve maalesef megalomanı gibi olmasın, ne diyorsam da çıktı bu süreç içerisinde biliyorsunuz, aşısından sürecinden. Bu iş, bu virüs dediğiniz hadise dünyada Amerika Birleşik Devletleri seçimi yüzünden çıkartıldığı iddiası vardı. Onun da sonuçları oldu bitti. Zaten olmasıyla beraber aşı çıkacak dedim size. Çıktı mı çıktı. Çünkü görevini yaptı. Yani Amerikan tarihinin en başarılı başkanı yerinden oldu işte. Bu virüsle baş edemediği eleştirisi adı altında hem insanların hayatıyla ilgili koordine edemediğini iddia etti Amerika Birleşik Devletleri seçmeni, hem de doğal olarak ekonomik de bir darbe yediği için her ülke gibi seçmen o andaki öfkesini kime yöneltir? Sorumluya. Sorumlu kimdi? Trump. Bay bay Biden geldi. Normalde apartmanda yöneticiliğe adaylığını koysa kazanamaz. Görevi bitti. Bitti. Ne dedim size? Bu bittikten sonra hemen aşı gelecek dedim. Geldi mi? Ha, bunları bu arada hani ben bildiğim anlamında ben takip ediyorum. Bunları Ertan Özyiğit söyledi, Abdullah Çiftçi söyledi, Hamza Hoca söyledi. Herkes, yani bunlar yıllardır zaten kronolojik söyleniliyor. Şimdi de bu aşıyla birlikte bağışıklık ve dünyanın yeniden normalleşmesi, bu
dünyanın sıfırlanması Türkçesi adı altında yeni bir sürece gidecek. 20 Ocak'ta alıyor Biden yönetimini. Onun politikalarıyla birlikte bu azalarak kaybolacak. Ama bir anda böyle bir şey, dünyada 8 milyar insanın yaşadığı bir salgın biter mi bitmez. Nasıl olacak o? Peyderpey. Yani yaza iyice bir daha makul bir yaz geçirme olasılığımız olacak var gibi gözüküyor. Aşırı umuyoruz, umuyoruz. Bakalım, biz takip etmeye devam edeceğiz elbette bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs gündemini. Ama şimdi bir annenin 1,5 yaşındaki kendi bebeğine yaptıklarını ekrana taşıyacağız. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz? Rica ediyorum, utanıyorum etiketiyle duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Bu nasıl anne? Bu nasıl vicdan? Kartal'da yaşayan bir annenin hesabından paylaşıldı fotoğraflar. Sıcak yatağında olması gereken bebeğe alkol verildi, tepkiler çığ gibi büyüdü. Baba önce anne hakkında suç duyurusunda bulundu. Sonra da velayeti istedi. Bebek evlilik dışı dünyaya gelmişti. Detaylarsa tüyler ürperten türdendi. Babanın iddiasına göre bebekte de kilo kaybı, ağlama krizi ve tuhaf tepkiler vardı. Bebek devlet korumasına alındı. Anneye soruşturma açıldı. Dilekçede fotoğrafta görülen kişinin ise anne olan şüphelinin kuzeni olduğu anlaşıldı. Kuzen espri amacıyla yaptığını ve annenin fotoğrafı görünce kızdığını ileri sürerek "Pişmanım" dedi. Eğlence amacıyla çekilmişmiş. Koruma altında, devlet koruması altında bu arada bebek. Gereği yapılmış ama babasının dikkati üzerine tabii ki bu çocuk kurtuldu. 1,5 yaşındaki çocuğa neredeyse hani mama harici bir şey veremezsin. Alkol yok, dudağına da girmişmiş de eğlenmek için yapmış da sadece fotoğraf çekmek için yapmış da diye kendini savunmaya kalkıyor. Ya yazık. O bir doğal, milyonlarca yıldır gördüğümüz bir şey. Yanlışı yapan kabul etmiyor ki. Evet, bu da işte öyle biri. O zaten hani insan doğası yani. Adamı şurada görüyorsun, cinayet işliyor, ben yapmadım diyor. Yerse sen yedin ya onu, hani o artık şey değil yani, ilginç değil. Allah'tan işte bu teknolojinin çok kötü tarafları var, iyi tarafları da var. İşte insanlar kendi mağduriyetlerini görselle buralardan sesini duyuran birçok insan, hastalığına şifa arayan, haksızlığa uğradığını düşünen, birçok hayatı yaşarken başına gelenleri sadece şu teknolojiyle müthiş bir kelebek etkisi yaratarak duyuruyor. İyi tarafları da bunlar yani. Evet. Allah'tan işte ne diyorsun? Bu tespit edilmiş, hemen devlet korumasına alınmış. Evet. Yani. Sosyal medyasında paylaşıyor. Bu arada paylaşıyor. Neler vardır böyle mağdur çocuk? Anam! Sana yani neler yani? Yani canice öldürenleri verdik daha geçen hafta neler, yani. Neler. Boş alana bırakıp -5 derecede. Şimdi daha neler neler var. Projemi söylüyorum. Buradan açıklıyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. İdealim. Bu arama motorlarında yazıyorsunuz. İstanbul'un en tehlikeli muhitleri diyorsunuz ama Türkiye'nin en tehlikeli muhitleri çıkıyor. Aslında onlar öyle denmesi de beni üzüyor. Çünkü hayat şartları onları zorunlu kılmış gibi bir trajedi çıkıyor. Belli mahalleler var. Adana'da Hürriyet Mahallesi, orası burası. İstanbul'a geliyorsun işte Gazi Mahallesi, orası burası. Buralarla alakalı çok mağdur genç çocuklarımız var buralarda. Öncelikli olarak bu mahallelerin adının çıkmasından mütevellit, ön yargıyla yaklaşıldığından iş bulmakta zorlanıyorlar. İslah olmakta herhangi bir ellerinde enstrüman kalmamış. Ana yok, baba yok. Para yok, eğitim yok ve maalesef uyuşturucu ya da çoğu bulaşmış. Ayakta kalmak için suçla haşır neşir olmuşlar. Hırsızlık yapmak, suç işlemek, gasp yapmak, darp yapmak. Sıradaki haberimiz öyle. Öyle mi? Bak kalbim de, biz hiç nereden bileyim. Bunlarla alakalı inşallah böyle kalabalık bir grup diyorum, oluşturayım. Hem sanatçı arkadaşlarımız da olsun. Mesela Haluk Levent'e de bunu söyleyebilirim bu arada. Sonuçta devletimize böyle bıdı bıdı yapmaktansa bir proje önerelim. Hani önce yani şöyle diyelim. Çözüm. Ya çünkü öncelikle istekleri şu. Bir, diyorlar ki ya bizim gençlerimizin ve çocuklarımızın bir
vakit geçireceği bir alan olsun. Ne o? Park. Hani zaten yürüyecek yerler yok. Bir şekilde oralarda biliyorsun Türkiye'nin çok geçmiş sorunlarından bir tanesidir bu. İmarsız, iskansız, gecekondu adı altındaki yapılaşmaya verilen hepimizin toplum olarak hataları olan bir gerçektir. Ama olmuş mu olmuş, o insanlar bizim mi bizim. Ne yapabiliriz onlar için? Çünkü çok derin ve ciddi sorunlar. Sonra bu görmediğimiz sorun, mesela umursamıyorsun ya. Bizi buluyor işte. Seni bulmama ihtimali mümkün mü? İhtimali yok, gerçekten yok. Senin bundan kaçma ihtimali, o şu değil ki. Suçu tespit et, al bunları hapse at, al bunları hapse at. Adamların zaten kaybedecek bir şeyi yok. Evet. Neyle korkutacaksın? Ana yok, baba yok, para yok, imkan yok, hiçbir şey yok. Neyle korkutacaksın? Bizim insanımız. Bunlarla alakalı çok üzülüyorum samimi olarak. Kesinlikle bir şeyler üreteceğim ve sunacağım. Umarım en yakın zamanda hayata geçirebilirsin. Şimdi Esenyurt senin hep söylediğin semtlerden bir tanesi. Maalesef az önce bahsettiğin semtlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yanlışsam ya orası düzelt. Daha farklı. Daha mı farklı? Daha farklı. Tamam. Orası çünkü şöyle söyleyeyim. En yeni yapılanan yerlerden bir tanesi. Orada konut problemi yok. Ya düşün, bu konut problemi olmadığı hali. Tabii ama orada çok farklı planlama hatası var. O planlama hatasından mütevellit yerleşkenin de kendi iç potansiyelinin yanlışlığından kaynaklı doğası suça meyilli olmuş oldu maalesef. Yani. Oradan bir suç haberi daha geliyor bu kez. Oradaki emniyetçi arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Amin da. Hepsinin. Bir izleyelim Esenyurt'ta gerçekleşen olayı, ardından buradayız. Bizleri mağdur ettiler, paramızı aldılar, bileziklerimizi vermediler. Bunlara güvendik, iyi niyet gösterdik, bizim iyi niyetimizi çaldılar. Dolandırıldıkları yetmezmiş gibi yine bir oyunun kurbanı oldular. Paralarını kaptırdıkları dolandırıcıları kendi elleriyle cezaevinden çıkardılar. İyi niyet olarak hapishaneden çıkarttık. Paranızı ödeyeceğiz dediler, yemin billah ettiler. Öyle bir şey de yok, ödeme de falan yapmadılar. Tam 380 kişi, hepsi de kuyumculuk yapan Volkan, Salih ve Murat Kodaz kardeşler tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Senelerdir de 3 kardeşin peşindeler. 3 kardeşin Esenyurt'ta işlettiği kuyumcu işte burasıydı. Önce güven kazanmak için birkaç kişiye ucuz altın sattılar. Bu da kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Mahallenin bir numaralı gündemi oldu. Ucuz altın lafını duyan işte bu kuyumcuya koştu. Onlardan kimi altın aldı, kimi de kuyumcuyu kasa olarak kullanmaya başladı. Ta ki kuyumcu kapı duvar olana kadar. 50 gram bilezik, 7 cumhuriyet altını, yarım altın, kızımın bileziği, bilekliği, kendi bilekliklerim, künyem, her şeyim oradaydı. 3 kardeş 100 kilogram altınla kayıplara karıştı. Yazık, günah değil yavrum bana. Mahalleli soluğu savcılıkta aldı. 3 kardeş yakalanıp tutuklandı ama kimse altın ve parasını geri alamadı. Mağdurların cezaevindeki 3 kardeşten tek beklentisi artık insaf gelmeleriydi. Ama onların aklında yine bir plan vardı. Mağdurlara ulaştılar. Bizi cezaevinden çıkarın, altınlarınızı geri vereceğiz dediler. Murat'ı çıkarttı. Hapiste çıktığı gün dedi ki ben hepinizin parasını ödeyeceğim. Ödedi mi? Ödemedi. 3 kardeş serbest kaldı. Sonra da kayıplara karıştı. Altınlarını kaptıran mağdurlar da onlardan ikinci kez şikayetçi oldu. Millete ödeme de yapmıyorlar. Geri tutun, bunları içeri atın kardeşim. Cezasını çeksin. Bu kadar mağdur var. Aralarında para toplayıp kefalet falan yatırmışlar Hakan'cığım. Ve çıkartmışlar. Ve çıkartmışlar. Sonra? Şimdi bizim Yeşilçam dönemi, o zamanlar Yeşilçam işte Beyoğlu'nda setlere biz sabahları sokağa giderdik. Sokaktan minibüslerle kalkardı. Yeşilçam dönemi öyleydi. Ondan sonra o dönemde her zaman olduğu gibi dolandırıcılar vardı falan filan. Herkesin bildiği bir dolandırıcı var. Onun da yazıhanesi var orada, biliyoruz biz. Sabah da takılıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ünsal Emreler, Salih Kırmızı falan. Salih abi yaşıyor da. Hani Ünsal abi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Olsun. Biz de orada takılıyoruz kahvede. İşte diyecekler ki hani gidiyoruz, gideceğiz. Anam kıyamet kopuyor sokakta. Ulan nerede oldu o falan filan. Bir çıktık hepimiz sabah namazı. İşte o meşhur o dolandırıcı birini dolandırmış. Nasıl dolandırmışsa. Adamın canı ne yanmışsa akciğerinden bağırıyor yani. Dalaktan falan bağırıyor. Dedim yandı.
Ünsal abi falan dedik ya bu falan Allah korusun dedik silah milah falan filan cahçut derken daldı şeye yazıhanesinin içine orada kapıdan biz kıyamet ses yok. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika çıt yok. 20 dakika sonra sarmaş dolaş çıktılar onlar. Ay ikna etmiş. Şaşırdık biz. Sonra kahveye geldi bizim mekana. Çay içiyoruz oralar böyle yani. O dönem böyle herkes evinden gitmiyor sete. Ondan sonra dayı dedim ne oldu hani falan. Ya dedi müthiş seni şöyle hazırlama falan filan kızgından önce anlattı falan. Şimdi dedi ona dedi bir çek yazdım dedi. Bir yerden alacağı varmış kurtaracak verecek paramı dedi. Yani sonuçta alacağını almak için yine vermiş. Şimdi şunu söylüyorum. Bu milli, bu dolandırıcıların en büyük maharetidir. Çok rahat yalan konuşurlar. Müthiş ikna kabiliyetleri vardır. Ve öyle bir arsızlardır ki sen kendin düştüğün tongaya kendin inanamazsın. Bu yok, böyledir işte, yani. Örneği tabii, işte. Tabii tabii. Haberde de yani. Aynısı yaşanmış işte. İkinci abi, kez bir daha paralar. O yüzden hep ne diyorum? Kendinde bitiyor iş. Bir dönem hatırlayın. Bu tefeci mefeci muhabbetlerine herkesin parası gitti. Herkesin. Hiç hatırlıyor musun? Mesela benim jenerasyonum yani 50 üstü anam. Herkes kaptırdı. Çünkü şurada mesela banka 3 kuruş veriyor. Bu 5 al. Kurnaz ya bu. De oğlum 3 al Allah bereket versin. Güvende ol. Oradan alacağım falan derken bir de yalandan evine getirirler ilk 3 ay parayı. Abla, bir de göz manavdan boyama. Sebze meyve alır ki. Ya bu ne iyi bir insan bak görüyor musun? Hem bize 3 yerine 5 veriyor hem meyve sebze hem bayram kandil soruyor dersin. Çünkü oğlan yastık altındakini de çıkart ver istiyor. Evet. Burada da aynısını yapmış. Onlara bir önce güven teşkil etmiş. Ya. Daha ucuza satmış. Sen herkes de, elinde mi? Barkında yastık altında ne varsa gitmiş teslim etmiş eliyle. Buyurun sizde demiş. Ya dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi. Yöntemi aynı. İnsanlar, nesiller ölüyor, yenileri geliyor, diriliyor, ömürlüyor. Aynı çukura bir daha düşüyor. Evet. Çok enteresan bir şey. Hep o hırs işte. Yani evet. Daha fazlası. Daha fazlası. Aynen. Daha, ben zaten hep derler ya. Mesafe kısa, ödül büyükse ben yokum. Aha güzel cümle. Tabii ben yokum abi. Alın siz kendi öyle bir sürü kurnaz var. Kendince dalsın o işi. Bana mesafe uzun, meşakkatli, kazanç az olacak. Garanti ben orr diye uyuyabileyim evde. Yani. Vicdanımız rahat tabii, bir şekilde. Tabii. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyeyim ben. Hatırlayacaksın haberi. Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştik. Kayınpederini zehirledi baklavayla diye. Evet. Bu konunun öncesi de çıktı. İlk vukuatı yok. Değilmiş bunu yaptığının. Bakın öncesinde eski eşine ne yapmış? Zaten babam biz gelmeden önce yemişti baklavayı. Ben yedim, üçünü de yedim. Ziyaret tatlı başladı, hastanede bitti. Çünkü baklavayı damadı göndermişti ve o baklava zehirliydi. Ölme ihtimalimiz de vardı çünkü bayağı yoğun şekilde koymuşlardı baklavaya. Antalya'da yaşayan Melek Alkan, eşi Feridun Alkan'dan ayrılıp babasının evine taşındı. Eşi buna çok öfkelendi. Önce kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu. Kurşun izi burası. Allah'tan babama çıkmamış yani. Aile şikayetçi oldu ve o damat hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı verildi. Fakat damadın kafasında esrarengiz bir cinayet senaryosu vardı. Psikoloji danışmanı olarak geldiler. Yanlarında ikram getirmişler baklava. Baklava dışında erzak vardı, kuru bakliyat, yağ, işte makarna gibi şeyler vardı. İki arkadaşını sosyal hizmetler görevlisi gibi kayınpederinin evine yolladı. Bu birkaç ay geçtikten sonra da yükseliyor miktar. Hmm. Bir de şimdi 4 çocuk var sizde. O daha fazla olur diye düşünüyorum. O görevliler baklava da getirmişti. Servis tabaklarla 3 tane, 3 dilimdi yani. Yedim zaten bir acımsı hissettirdim ama çocuk esirgeme yürüdüm ben. Oradan gelecek deyince o isim verilecek benim de hiç aklıma hani kötü bir şey aklıma gelmedi. Baba Metin Kabakçı fenalaştı, hemen hastaneye kaldırıldı. Ben 2 gün boyunca kendimi hatırlamıyorum. Beyin kapalıyım zaten. Baklavayı bir tek o yemişti, kızı ise o tadı biliyordu. Daha önce de vermişti, meyve suyumun içine katmıştı. Baklavayı biz de zaten yeseydik, o an zaten babam, kız kardeşim ve ben vardım.
ölme ihtimalimiz de vardı. Çünkü bayağı yoğun şekilde koymuşlardı baklavaya. Emniyet çalışma başlattı. Zehirli baklavayı hazırlayan damat Feridun Alkan ve iki arkadaşını gözaltına aldı. Sadece biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15-20 sene yatsın, oradan çıkmasın. Önceki olayı da eşine meyve suyu zehirli. Ya kız normal bir şey yaşamış gibi söylüyor. Farkında mısın? Grip bulaştırmış evet. gibi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Senin kocası değil mi? Evet, eski kocası. Kocası meyve suyuyla öldürmeye çalışmış onu. Şöyle söylüyor ama. Daha önce de benim meyve suyu vermişti. Öldürmeye çalışmış. Ondan sonra da işte gitti şimdi de babama falan baktı. Zaten adam bu normal gıdayla adam zehirliyor. Evet. Hayır, bu normal. Düşünebiliyor musun mesela? Meyve suyuna birine zehir katıyorum, öldürüyorum. Baklavaya katıyorum, öldürüyorum. Bu adam zaten hani her şeye bir şey katıyor. Evet. Normal böyle yaşıyor. Zaten ilk yaptığı da evi kurşunlamak. Onun için normal şeyler bunlar. Zehirlemek, kurşunlamak. Hani o daha şey yani çok sıkça rastladığımız bir durum yani. İşte dün de tüfekli adam çat 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 atıyordu aynen. falan yani. Hani baklavaya bir şey koy. Şimdi ben bu haberi ayrıntılarıyla dinledim. Bu arada bana baklavayı verse ben çiğnemem, direkt yutarım mesela. O kadar ben tatlı severim yani. Adam diyor ki yerken diyor. Tatta diyor bir gariplik oldu ama diyor bazen diyor şerbetini farklı yaparlar dedim diyor. Çiğneye çiğneye yutmuş aslan gibi adamcağız. Acı acı da olsa evet. Ha, yani tatlı öyledir, sevdim mi hiç gözün bir şeyi görmez. Adamın yaşaması mucize. Yakalanıyor bu arada. Yakalanıyor ya. Evet. Yanında uyuşturucu madde çıkıyor. Evet. O bu arada tutukluluğu devam ediyor. Önceki gün tutukluluktan farklı bir haber söylemiştik ya ama. O ayrı, adam onunla yaşıyor. Eli, evet. Yani adam. Şurada kimi zehirlesen. Şurada zaten onunla geziyor. Yani o ne demek? Niye oğlum bunu taşıyorsun? Ya Barış'a kızdı çayına koyuyor. Sana kızdı meyve suyuna koyuyor. Bana kızdı baklavaya koyuyor. Adam zaten öyle yaşıyor. Bu arada onların yaşaması mucize. Şimdi insan var, böbrek yetmezliği var. Birinin kalbinde stent var. Birinde yüksek tansiyon var. Onu ben %100 birini öldürdü muamelesinden işlemi yaparım zaten. Bunları bu kadar çabuk ulaşamaması da lazım da o da başka bir ne? Konu. Yani sen. O zehre ona buna. Bu, yani normalde olması gereken o. Sana benim temennim o. Dünyayı ben bir gün an nelere ulaşırdım. Ben öğrendim sen. Öğrendim. Evet. Onlar tamam el da bu kadar çabuk ulaşmaması mesela o el bombasına lazım. Falan ulaşılıyor. Artık öyle bir dünya yok. Parayı verdiğin zaman dünyada 8 milyar insanı var edip üstüne bu kadar ekonomik adaletsiz bir düzen kurarsan oradaki insanlar çaresizlik çıkar, suistimal, bilgisizlik, o dengesizlikten bataklık doğar. Herkes her yerde istediği zaman her şeyi bulur. Neden şimdi bugün para veriyorsun istediğini vurdurtuyorsun? Parası olan bir adama ver şimdi, Barış'ın işi var, gücü var. Desem ki oğlum al şu 100 bin doları şuna belden aşağı at desem atar mı? Hayır canım. Ama hiçbir şeyi hayatından bekleme, sıfır olmuş. Ve bundan mütevellit de biyokimyası bozulmuş, uyuşturucuya düşmüş, ona düşmüş. Bir beklentisi yok hayattan. O günü yaşayan, yani bugün de 3 lira bulursam iki ekmek bir şey mi yiyeyim şunu yapayım diyecek toplumdan da dışlanmış birilerine. Ver 10 bin dolar, ne olur? İstediğini yaptırırsın. Zaten haberlerde olanlar. Onu söylüyorum. Gerçekten analiz yaparken dünyayı iliklerine kadar bilmen lazım. O zaman en azından bir şeyi teşhis ve tespit ederken anlam getiriyorsun. Bunu nasıl iste? Mesela şeye benziyor. Yaran kabuk bağlıyor. Evet doğru, onu görüyorsun yani. Oraya krem sürersin. Ama neden vücudun bunu yaptı? Alıyor, veriyorsun kanını. Diyor ki Nur Tuba Hanım sizde şeker var. Belli bir süre şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın. Kanını önce bir iste edip normale döndürünce zaten artık o kabuk yaralar olmuyor. Yaralar oluşmuyor, evet. Peki şimdi birkaç tane paylaşım okuyayım hemen, utanıyorum etiketi altında. Çisel yazmış, kimsenin anlayış yapmamasına, empati yapmamasına, ben dünyasını yaratmasına, 9 ay karnında taşıdığı cana usulsüz hareket yaptırımından, sokak hayvanlarımızın haklarını alana cezasız kalınmasına, bunları bir de seyretmeye utanıyorum demiş. Hayvan hakları yasasının bir an önce, yani böyle Ocak, Şubat, Mart değil, bir an önce, hatta yeni yıl gelmeden çıkması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Onlar mal değil can, bir an önce yaptırımların gelmesi gerekiyor deyip bugünkü hani klasik cümlemiz gibi oldu ama hayvan hakları yasasının sonuna kadar takipçisiyiz diyorum ben. Volkan Arpacı. Günaydın Hakan abim. Senin bu arada tahminin ne hayvan hakları yasasıydı? Nur Tuba'nın bu işteki emeğini göz ardı ettim. Senin tahminin ne? Ben Şubat'a Mart'a razıyım.
2021. 2021'de bu iş biter diyorsun. Bitsince uzar mı daha 2021? Şey demiyorum, soru soruyorum. İnşallah. Yani Şubat Mart diyorum en geç. O da şu an gündem çok karışık diye hani tabii Şubat Mart diyorum. Yoksa daha ama önce de olurdu. Ama bence bu bahane değil ya. Hani ben buradan yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da rica ediyorum. Yani haddimde değil de benim bireysel bir etkim yetkim yok ama samimiyet anlamında söylüyorum. Ne olur bunu imtina edin de yani bir an önce çıksın şu ya. Bir de herkesin hemfikir olduğu bir aynen durumun çıkması bu kadar da zor olmamalı değil. Yazık. Ben bir şey söylemeyeyim. Aynen. Volkan Arpacı yazmış bak ta nereden? Nereden? Günaydın Hakan abim. Texas'tan saygılar. Harbiden mi? Vallahi öyle yazmış ben bilmem. Ay neydi John Wayne. Covid geçince seni Bursa Spor maçına bekliyoruz demiş ya yalnız. Ya timsahlar be bu sene gelecekler tamam gelirim hiç sıkıntı yok. Ama bizim maçlara falan gitmemiz seneye artık. Herhalde canım. Peki şimdi kombin maalesef alanlar iyi güzel güzel bakın o kombinelere. Onları iade ederler canım. Yok ya öyle iade. Nasıl ya? Kulüplerine destek. Hem transfer isteyeceksin hem sahada al 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 al. Hep alma. Peki kim verecek de alacaklar? Tamam ben karışmıyorum hiç şu öyle an. Öyle bir şey yok. Hiç benim müdahale olduğum bir konu değil. Engin Can da benim aldı kombine. Güzel ben ona dedim ki oğlum onu güzel bir çerçeve yaptı. Koy onu öyle bak taraftarlık öyle bir şey. Neyse gülüyoruz eğleniyoruz ama hayatın gerçekleriyle bir kez daha yüzleşeceğimiz bir haber. Maalesef bir kadın cinayeti daha. Bakın nerede nasıl. 25.34. Bir sonraki gün boşanma duruşması vardı. O yeni bir hayat kurmak istedi. Boşanmak istediği eşi onu hayattan aldı. İki çocuk annesi Dilay Karaaslan Edirne'de kasiyerlik yaptığı marketteydi. Eşi Mehmet Emin Karaaslan'dan boşanmaya çalışıyordu. Bir gün sonra duruşması vardı. Elinde av tüfeğiyle geldi marketin önüne eşi. Önce etrafa ateş açtı ardından da kadını vurdu. Ağır yaralanan kadın orada hayatını kaybetti. Katil ise market dışına çıktı. Bu kez kendi canına kıymak istedi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Yani. Sonra da kendini vurmuş. Yani bu artık hani klasikleşmiş diyeceğim. Teşbihte hata almasın. Hani sinir bozucu artık. Çünkü niye biliyor musun? Hani ne duygularını ne reaksiyonunu kelimelerle ifade edemez hale geliyorsun. Şimdi bakıyorum Allah için herkes de aynı kelimelerle aynı kanaatte isyanı var yani. Hani dedim ya hani insanın kötüsünü ista etmen çok zor. Maalesef. Biliyorum. Ama cezalara öyle bir caydırıcı toplumun geneline oh be dedirttirici boyutta yapsınlar ki bu revizyon ve reformlarla. En azından oradan bir içimiz soğusun. Maalesef ama bu yani son haber de olmayacak. Ben sürekli bunu nasıl çözeceğiz diye sormaktan da yıldım. Yani, ama kadınlarımız her gün hayatlarını kaybediyor. Çünkü dünyanın her yerinde mesela şu an Amerika'da gir birçok site var. Onların kanalları da prensiben mi bilmiyorum böyle çok aşırı şeyleri vermiyor onlar da. Ama belli siteler var. Günlük ne oluyor? İnanamazsın. İnanamazsın. Hani atıyorum burada böyle de dünyanın herhangi bir yerinde farklı değil. Yani bu genel bir zıvanadan çıkma. Hani bu kıyamet alametleri denen şey insanın zıvanadan çıkmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani o kıyamet de kıyamet uyanmak. Evet. Uyanış aslında o. Yeni farklı bir şey. Onunla da ilgili birçok hocalarımız ben haddimi aşmayayım anlatıyorlar, izah ediyorlar. Ama insanın bu kaostan çıkma umudu ve ümidi az da olsa var. Bu o süreç diye gibi geliyor bana. Yani çünkü artık suçun en akıl almazlarına şahit oluyoruz. Mesela en ya düşünebiliyor musunuz ya? Avustralyalı askerler Afganistan'da öldürme alışkanlığı için sivilleri katlediyor. 39 kişi hayatını kaybediyor. Avustralyalı komutan bunu çıkıp itiraf ediyor, söylüyor. Bu süreç bu arada devam ediyor hala. İnsanlar zaten katlediliyor yani. İşte terörist gruplar dünyanın herhangi bir yerinde dönem dönem gündeme geliyor. Hep beraber görmüyor musunuz? Camiyi basıyor. Evet. Babaların, işte efendim ibadethaneleri basıyorlar. İnsan öldürüyorlar. Çocukları öldürüyorlar. Onu öldürüyorlar. Böyle bir dünya oldu böyle acayip.
Şimdi her gün dünyanın en trajik şeyini her dakika duyduğun zaman ona da reaksiyonsuz kalıp sıradanlaşıyor ya. Bu sefer sen o insan denen varlığın özelliğini yitiriyordu. Çünkü duyguları devreden çıkınca bir robota bağlıyor. Mekanik bizi. Oluyoruz. Evet. O zaman o insan formasyon olarak baktığında evet eli ayağı gözü var, düşünür, duyguları var ama o duygularını almış oluyorsun onun. Evet. Hani öyle bir ortam yarattığın için insanlar robota dönüyor. Hani dün ben havaya ateş eden evet. adamı gösterdim ya adam malzeme indirmeye devam ediyor. Çünkü artık adam oraya indiriyor ya orada ateş ediyor. Yan sokağa gidip indirirken o birini kesiyor. Oraya gidiyor bir yer gasp ediliyor olunca adam da bunu her gün görünce artık reaksiyon evet, vermez anlaşıyor. Olmuş yani. Senin az önce söylediğin haber şimdi geldi bak buraya. Mahşette ikinci bak, diye. Bak şimdi. Avustralya'da askerler Afganistan'da bir başka ülkede sivilleri katlederken bunu da komutanları tarafından bizzat itiraf edilirken bu askerler en son katlettikleri insanların protez evet. bacağından içki içiyor. Hani insanlığın artık şeyini düşünün yani. Hani sözde tırnak içinde teröristlerle mücadele eden insanlar bunlar. Yani terörist teşbihte hata mısın bundan korkar. Ya teröristlere neden terörist deniyor? Mesela neden dünyada böyle bir cümle var? Acımaz, hiçbir duygusu yoktur. Kadın erkek çocuk tanımaz, insanın hiçbir değeri yoktur. Onun için eylem olsun da kadın mı ölmüş, erkek mi ölmüş, dil, ırk bilmeden insanların bütününe korku salan yapılanmalara terörizm deniyor. Ve bütün dünyada sağduyulu, vicdan sahibi her insan teröristleri kesin dil, ırk fark etmeksizin neye hizmet ederse etsin kınar. Fakat onlarla mücadele eden insanlar da buysa, yandı gülüm, ketenim var. Vay halimize. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bu arada çok sevdiğim bir kardeşimden mesaj aldım. Hani en azından dile getirelim, farkındalıkları vardır Sayın Adalet Bakanımıza. Cezaevlerinde de COVID-19 salgını nedeniyle ciddi sorunlar yaşanılıyormuş. Muhakkak ilgileniyordur. Hem cezaevlerindeki mahkum kardeşlerimiz, onların kaygılanan aileleri, hem de oralarda görev yapan gardiyan kardeşlerimizle ilgili aman mümkün olduğunca devlet her yere yetişmeye çalışıyor muhakkak ama biz de minicik bir dikkat çekmiş olalım bu vesileyle. Evet peki şimdi dün daha doğrusu evvelsi gün vermiştik Kadir Şeker davası ile ilgili bir gelişmeyi. Ayşe Dırla biliyorsun geçtiğimiz günlerde 1 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı. Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı. Şimdi ben hiç hani önünü arkasını söylemeden direkt cümleyi okuyacağım. Uyuşturucu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum diye konuştu yanındaki Murat Hanlı. Ayşe Dırla da Murat'la birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Murat uyuşturucu bağımlısı 30 bin liraya Antalya'dan uyuşturucu almış. Duyunca kızdım. Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk dedi. Yani inanır mısın, inanmaz mısın? Zaten apaçık ortada. Ama onların artık hani ben sana hep söylüyorum ya her türlü suçu. Şimdi ben bunun ne olduğunu bilemem bir kere onu söyleyeyim. Ama artık bunlar çok basit çıkıyor. Hani eskiden yalanlar belki daha fazla yediriliyor olabilir ama. Şimdi artık emniyet birimleri senin söylediğini ispat. Sen mesela şunu işte de, git bir şeye karakola. Birini öldürdüm de ispat et diyor. Seni tutuyor orada. Bak suç itiraf ediyorsun belki. Diyor ki ispat et diyor. Dolayısıyla suçsuzluğunla da alakalı iddianı ispat edeceksin. Yani şimdi mevcut çünkü sen bir şeyle yakalanmışsın, suç isnat etmişsin kendi kendine zaten. Aksini savunuyorsan ispat et diyor. Ne yapıyorlar? Mesela sen satmadım diyorsun. E senden alan iki tane adamı buluyor. Evet. Hem de yeri, yurdu, görüntüsü belli. Sen istediğin kadar satmıyordum de. Buradaki ifade sadece tek başına geçerli değil o yüzden. Onu da neden söylüyorlar? Bireysel içici olmakla bundan ticari kazanç bilerek isteyerek elde etmek ve insanları da zehirliyor olmuş olmak kategorisi ikisinin cezası farklı olduğu için ve bunu da suçluları işleyenler çok iyi bildiği için ve şunu unutma her türlü suçu işleyen kanunda onun karşılığında nasıl savunma yapacağını avukatlardan bunlar daha iyi bilir. Maalesef öyle. Bunu bil. Maalesef. Mesela cezaevlerine gel seni sokayım ziyarete götüreyim. Hangi suç kapsamıysa o.
Avukatın ağzı açık, avukata böyle der. Sen benim şu maddeye dayalı olarak böyle yapacaksın, buradan bunu sokacaksın. Sen savunmanı bunu yap, böyle yap derler. Avukata derler. E uzmanı olmuş. O ilk defa girmiyor ki. İdmanlı. O yüzden bu ifadeler sana çok aykırı geliyor ama onu bana ben anlıyorum. Bana çok aykırı geldi. Tabii. Evet, o şimdi bana çok aykırı hani geldi. Paçayı kurtarayım mı? Evet. Acaba kurtarabilir miyim düşüncesi. Yine çok karışık bir davayla devam edeceğiz. Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki boşanmadığı karışık için hala bu, bak, bak. Aşık. Ben 53 yaşındayım. Bilindik, insanların bilip tanıdığı birçok şeye şahit olduk hep birlikte. Hayat böyle bir şey. İnsanın zaten hani sanatçısı, sporcusu, siyasetçisi falan diye bir kategorize olur mu ya? İnsan, hepimiz insanız işte, zaaflarımızla, iltifata tabi tutulacak özelliklerimizle falan. Bu çok uç bir şey. Yine uç bir şeye uç bir şey daha eklendi yani görülen al, davada. Dizi çek, Türk 100. bölümde devam eder. Hani diziler yapılırken ilk 4 bölüm Türk buluyorlar, sonra ne yapacağız diyorlar ya. Türk ne demek? Yani bir dişi marjinaliteye Türk deniyor. Mesela bizim dizinin adı neydi kanaldaydaki? Sadakatsiz. Sadakatsiz de ne yaptı? Karısını aldatmış, kız hamileymiş. Bu bir Türk. Tamam. Bunun üzerine bir çatı kurarsın. Bununla yürüsün ama 4 bölüm sonra devamlı aynı şeyleri yapamayacağın için başka bir Türk gerekir. Hı. Derler ki senaristlerde, ya ne yapacağız abi, her dakika ben Türk mü bulacağım? Hı. Burada 100. bölümde bin var malzeme yani. Aynen. 100 bölüm çekersin yani. Şimdi izleyelim bakalım neler olmuş. İddialar ard arda geldi. Sular durulmuyor. Olaylı şekilde ayrılan Yağmur Aşık'la Emre Aşık, çekişmeli boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Sonrasında ortalık karıştı. Boşanmanın yanı sıra birçok konuda karşı karşıya gelen çiftten Aşık, Emre'nin "E'si kalmayacak, Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden eşini savcılığa ihbar etmişti. Yağmur Aşık'la cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'un Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıysa gündeme bomba gibi düşmüştü. Evlilik birliği dahilindeki gözüken bu evlilik bir tamamen bir kumpastır. Yaşananların ardından çiftin boşanma davası görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmada Emre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi. İddiaya göre Yağmur Aşık duruşma çıkışında "evimi elimden aldınız, nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık adliyeden sendeleyerek ayrıldı. Acun'u aradım, çocuk pişman, kıymayın dedim. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, diskalifiye edilen yarışmacıyı köşesine taşıdı. Acun Ilıcalı ile konuştuğunu yazdı. Ünlü televizyoncunun konuyla ilgili 3 mesajı dikkat çekti. Birazdan. Acun'u aradım, çocuk pişman, kıymayın dedim. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, diskalifiye edilen yarışmacıyı köşesine taşıdı. Acun Ilıcalı ile konuştuğunu yazdı. Ünlü televizyoncunun konuyla ilgili 3 mesajı dikkat çekti. Birazdan. İddialar ard arda geldi. Sular durulmuyor. Olaylı şekilde ayrılan Yağmur Aşık'la Emre Aşık, çekişmeli boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Sonrasında ortalık karıştı. Boşanmanın yanı sıra birçok konuda karşı karşıya gelen çiftten Aşık, Emre'nin "E'si kalmayacak, Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden eşini savcılığa ihbar etmişti.
Yağmur Aşık'la cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'un Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıysa gündeme bomba gibi düşmüştü. Evlilik birliği dahilindeki gözüken bu evlilik bir tamamen bir kumpastır. Yaşananların ardından çiftin boşanma davası görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmada Emre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi. İddiaya göre Yağmur Aşık duruşma çıkışında "evimi elimden aldınız, nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık adliyeden sendeleyerek ayrıldı. Yeniden karşınızdayız efendim. Reklamlardan hemen önce bu davayla ilgili görüşlerimizi belirteceğimi söylemiştim. Sen dünyanın en karışık davalarından bir tanesi dedin. Az rastlanır yani. Az. Mesela o topuğu kırıldı, topuksuz ayrıldığının bir manası yok yani. Onu söyleyeyim yani. Neden öyle dedim? Zaten ayrılık dediğim müessese nasıl olur? Anlaşmazlık da olmaz mı yani? Anlaşmazlığın da bir milyon çeşidini biz biliyoruz yani. O yüzden o genel bakış açısını sıradanlaştırabilir. Ayrılıklarda birçok iddia, karşılıklı suçlamalar olur zaten. Ama şey çok üzücü ve travmatik yani. Eşini öldürtmek için kiralık katil tutma hadisesi bizzat Emre Aşık'ın basın toplantısında kendisi tarafından söylenmesi meselesi çok aykırı, çok uç bir şey. Evet. Bu. Yani adam diyor ki ayrıldığım eşim beni öldürtmek için şu kişiyi tuttu, bana işte saldırı olması için plan ve şey yaptı diyor. Yani iddiada bulunuyor ve bununla ilgili dava açıyor, yargılanıyor şu an. Tabii tabii, evet. Ve şöyle düşünelim, hani tazminat dediğin hadise nasıl işler? Sen dönersin, en büyük o da tartışma konularından bir tanesi. Bunun birçok toplumda bakış açıları var. Onunla da ilgili yeni düzenlemeler gelecek zaten, herkes haklı bulduğu için. Dönersin, dersin ki geliri bu, gideri bu. Çocuğun velayeti kimde kaldı? Annede mi kaldı? Tamam, o zaman çalışan kişi eş mi? Gelirine göre bir oran belirleyip veriliyor. Peki burada verilmeyi bırak, olan alınmış. Ha, bu neden olabilir? Mantıklı, düz mantık düşünelim biz. Bu kararları almasına gerek olan deliller vardı ki ona dayanarak böyle bir beklenenin dışında bir karar çıkıyor. Ha, ama burada daha çok sular akar işin içinden. Akar. Allah korusun, hani bu iddialar ispata dayalı olarak, belge olarak da sunulduysa o celse hızlanır ve en son biz maalesef şunu da görürüz zaten. Yani hani maalesef de değil de hani şunu da görürüz. Suç ispat edildiği takdirde delillere dayalı ciddi ağır ceza alır bu işte. Tabii. Bırak ispat sen yani. Nafakayı falan. Tabii tabii. Çok inanılmaz ve bu süreç 3 yıldır devam ediyor. Ve her seferinde, her davada bir başka bir şey öğreniyoruz biz. İlkini aratan sorun doğuruyor. Yani. Önce çocuklar ne olacak diye böyle herkesin sıradanmış gibi gördüğü bir sorunla başladı. Kiralık katiller beni öldürteceksinlerle falan da devam etti. Bakalım göreceğiz. Bayağı bir çetrefilli bir iş. Daha da devam edecek belli. Şimdi birkaç gündür konuşulan bir konu var. Biz de elbette değinmek istedik. MasterChef yarışmasından bir yarışmacı, Uğur Deniz, Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı diskalifiye edildi. Diskalifiye edilme şekli, sonrasında yaşananlar tartışıldı. Bu konuyla ilgili Ahmet Hakan da köşesine detayları taşıdı. Acun Ilıcalı ile görüşüp bir haberimizi izleyelim, ardından söyleyeceklerimiz var. Acun'u aradım, çocuk pişman, kıymayın dedim. Bir televizyon kanalında yer alan yemek yarışması yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in 2012'de yazdığı küfür ve hakaret içeren paylaşımları ortaya çıkmış, Acun Ilıcalı Deniz'in ilişiğinin kesildiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan konuyu köşesine taşıdı. Yarışmada düzenlenen eleme gecesinde diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, "O zamanlar küçüktüm, yaptıklarımdan utanıyorum" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Ya benim bir ailem var ve onların karşısında
şekilde geçmişim önüme çıkmasından gerçekten utanç duyuyorum. Herkesten özür diliyorum. Önce yarışmacının eski paylaşımlarına değinen gazeteci Ahmet Hakan, etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları diyerek tepkisini dile getirdi. Sonra da yarışmacının tavrından etkilendiğini belirtip bu sebepten Acun Ilıcalı'yla iletişime geçtiğini ve televizyoncuya bu denli pişman olmuş birine kıymasaydınız, bir şans daha verseydiniz ne olurdu dediğini anlattı. Ardından da Acun'un sözlerini ve verdiği 3 mesajını aktardı. Ilıcalı'nın ilk olarak küfürlerin kitlesel nitelik taşımasına değindiğini ve ardından öyle olmasaydı durum toparlanabilirdi. Olaya tepkisiz kalmamız küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı dediğini ifade etti. İkinci olarak amaç yarışmacının yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bunu sağladık sözlerine yer verdi. Konuyla ilgili son durum hakkında bilgi veren ünlü televizyoncunun "Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Konuyla ilgili mağduriyet yaşarsa yanında olurum" diyerek konuya açıklık getirdiğini anlattı. Gazeteci yazar Ahmet Hakan, Acun'un ifadelerine yer verdiği yazısını "Adam haklı abiler, dağılabiliriz" diyerek bitirdi. Nasıl yorumlayacaksın? Şimdi ben bu konu çok gündem olmuştu. Bilmiyordum içeriği, yani detay bilmiyordum. Bir dedim gireyim ne olmuş ne bitmiş falan diye. Önce tersten bilgilendim. Yani bu, çünkü bayağı bir insan etkilenmiş. Evet. Çocuğun fanları varmış. İzlenen zaten bir, evet, yarışma. Bu konseptin kendisi dişi. Ondan sonra Ahmet Hakan falan da müdahale. Genel herkese yansıyan bir durum olunca baktım. Çocuğu şimdi ben gördüm. Oradaki özrü, vücut dili, haleti rüyesi çok samimi geldi bana. Evet, pişmanlık akıyordu. Ha. Aa dedim ya, yazık. Üzüldüm çocuğa. Hı hı. Sonra dedim ki ya ne yazmış dedim bu kadar. Bakayım dedim yani. Bir baktım çok kızdım. Bak şimdi. Hani kendi haleti rüyü. Aa dedim baa yani. Sen insanların etnisite, yani etnik kimlik üzerinden ağza alınmayacak hakaretler etmişsin. Özellikle Kürt vatandaşlarımızla alakalı. 25, bu arada 18 miş bunları yazdığında, 23 şu an. 5 sene önce diyor. 18'de yani bilinçsiz diyemezsin yani. Ha, onu da şöyle izah ediyor. Bu arada onu da açalım bilmeyenlere. O aralar hayata dair yaşadığım olumsuzluklardan her şeye karşı bir öfkem var idi. Ve orada da sosyal medyada herhangi bir kural ve disiplin ve denetleme olmadığı için bütün öfkemi fark ettiğim olaylar üzerinden küfürle bağdaştırarak dile getiriyordum diyor. Bu da bir itiraf zaten. Ve herkese de bir ders toplumsal. Bu sosyal medyada diyorsunuz ya, aman Allah'ım bunu nasıl yazdı? Aman Allah'ım bana böyle denir mi? Bir kadının anneliğine falan mı? İşte düşünün. Neler neler. Ha, bu da bir belge, bu da bir tarafınızda böyle dursun. Muhafazakar kesime ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Yani kitleleri tahrik edercesine. Hani bak, bu bak şeyini, samimiyeti geçti eyvallah. Hani orada ben pişman, çok üzülen, söylediğinden utanan, itiraf eden, sonucunu kabullenen bir çocuk gördün mü? Gördüm. Eyvallah. Peki buna mukabil bu ettiği lafların yenidir yutulur bir tarafı var mı? Yok. Yok. İyisin değil mi? Su. Aman abi sıkıldın. İç iç. Aman abi. Mesela dedim ya şu. Bazen sınıfta, ben ilkokul okuduk biz tek de, mesela bir kabahat işleyen insan onu bilir, öğretmen dışarı çık demeden çıkardı. Evet. Bu öyle bir şey olmuş. Yani bu tartışmaya açık bir durum değil. Yaptıkları gerçekten tartışmaya. Ama çocuğun da yaptıklarına mukabil takındığı tavır ve samimiyet bana geçti mi geçti. İnşallah bundan sonra bu söylediklerinin daha
insanlara affedici şekilde geçebilmesi için çok genç çünkü hayata dair bir çabası olur. Ne bileyim bir sosyal sorumluluk derneğine üye olsun. Mümkün olduğunca o kendisinin dile getirdiği pişmanlıklarına paralellikte bir çabasını da görsün. Bundan sonra karşısına çıktığında onun geleceğini etkilemeyecek sonuçlar yaşasın doğru, diye söylüyorum evet. Ben yani. Ahmet Hakan da Acun Ilıcalı ile konuşup 3 maddede zaten sıralamış. Acun'un söylemleri. Ben 5'er defa falan okudum 3 söylemini. Müthiş makul, evet. Müthiş mantıklı, ayağı yere basan. Birçok açıdan düşünerek öyle bir şey yorum yapmış ki Acun. Ahmet Hakan bile dönüp demiş ki dağılın abi. Evet, ya, adam haklı yani. Beyler yazmış. Ama şunu söylüyorum. Bak şimdi hani şunu da belirtelim. Televizyon ekranları önemli. Kitlelere hitap ediyoruz. Edep, adab, asgari müşterekte belli prensip, belli etik kurallar zaten söylenmeden de olmalı. Evet. Hayatı sen nasıl yaşıyorsan programında kendinin temsili de öyle olmalı diye düşünüyor olmuş olmalısın. Hele hele formatlar hani çok izlenen işte Çarkı Felek mesela bizde işte onun gibi daha bir sürü yarışma hani kim 500 milyar ister gibi hani artık o bir sunandan gelirse. Ziyade kitleleri olan çabuk geçen programlar. Halka hizmet adına da bir zamanını alıyorsun onların en kıymetli şey zaman. Bir sağlama yapalım. Yani denetim mekanizması sonradan bizi pişman edici sonuçlar doğurmayacak bir GBT diyelim ona. Evet. Yapalım. Çünkü sonuçta iyi olursa Allah'tan, kötü olursa bizden oluyor. Çok hani mesela iyi olduğu zaman o yarışmacı çok iyi, bu çok falan, kötü olduğu zaman Acun sen de falan derler yani. Ben hep onu diyorum. Rating önemli bir şey. Şu yani önemli de değil benim için, hiç değil. Ama var mı? Hani rekabet, bu bir gerçek. Hani trafik gibi yani. Bu bir gerçek. Eyvallah, saygı duyuyorum. Bununla ilgili rekabete de saygı duyuyorum. Hani yayıncılık ama. Adı altında çabaya. Ama prensip ve ilkelerden asla ödün vermeden. Önce kitlelere ve halkına samimi, prensipli, ilkeli, dik durabileceğin tertemiz bir ekran yüzleri ve program veriyor musun? Ondan sonra da mümkünse rekabetçi ol, eyvallah. Hani bir futbolcu saha içerisinde müthiş bir performans veriyor diye onun özel hayatındaki fütursuzlukları görmezden gelinmesi tarafında olan bir kişi değilim ben. Çünkü orada da şöyle deniliyor. Bana ne abi, ben sahanın içine bakarım. Ama olmaz. Bence de Mustafa olmaz. Kemal Atatürk'ün söylediği bir laf var. Ne diyor? Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı. Ahlaklı. Programlarımız da ahlaklı olsun. Çok doğru. Ahlaklı olsun. Peki şimdi zaman zaman programımızda ustamızın şarkılarına yer veriyoruz. Daha doğrusu türkülerine, yanlış ifade ettim. Neşet Ertaş'tan bahsediyorum. Türkülerin evet. Babası Neşet Ertaş'tan. Tam 50 yıl önceki kayıtları ortaya çıktı Hakan'cığım. Evet, onları bir birlikte izleyelim, sonra buradayız. Şu garip halimden bile şu eli nazmım. Gönlüm hep seni arıyor. Türkülerin babası Neşet Ertaş'ın tam 50 yıl önceki eski kayıtları albüm oldu. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. 8 yıl önce kaybettiğimiz halk ozanı Neşet Ertaş'ın makara bantlara yaptığı ilk kayıtlar Bozkır'ın Tezenesi adıyla yeniden basıldı. Zahide kurbanım of, ne olacak halim. Neşet Ertaş 70'li yıllarda türkülerini ilk kez işte bu bantlara kaydetmişti. Yıllarca bu bantlardan gelen sesle dinledi, öyle sevdi Türkiye onu. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı dünya.
Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Makara bantlar ses kalitesi çok yüksek olduğu için tek elden geçti. Ve Neşet Ertaş 90'lı yıllarda tekrar bu bantları aramaya koyuldu. En büyük hayaliydi bu bantları yeniden kaydedebilmek. Urun urun kaş altından bakarken can telef ediyor Gülacem kızı. Hep benim bantlarım nerede? Yani bütün derdi buydu. Oğlu Hüseyin Ertaş'la beraber bir çalışma yaparak güzel bir şekilde yayınladık. Kendim ettim, kendim buldum. Ve ilk baskı olan 5000 adet plak çıktığı gibi tükendi. Sevenleri için müjde. İkinci baskı pek yakında. Doyulur mu, doyulur mu? Canına kıyılır mı? Canına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Tam 50 sene öncesinin kayıtları. Çok kıymetli bir halk, evet. Ozanı. Çok kıymetli. Allah mekanını cennet eylesin. Yaşar abi kulakları çınlasın, Eroğlu. Çok yakın tanıyordu kendisini. Son dönemlerini bir arada geçirmişler. Ondan çok dinleme imkanım ve fırsatım oldu. Nevi şahsına münasır tahmin edildiği üzere. İnanılmaz bir karakter ve kişilik. İyi ki var olmuş. İyi ki biz onu bilmişiz, dinlemişiz. İnşallah şu en kısa zamanda da gerçekleşir. Bu bilmediğimiz bestelerini de şarkılarını da duyarız. Peki şimdi hazır böyle biraz keyiflenmiş bu şarkıları duymuşken güzel bir haber verelim. Programımızda olsun artık güzel haberlerimizde. Öğretmenler okuldaki atıl durumdaki kömürlü bir çiftliğe çevirdiler Hakan. Ne yapayım, okulun? Kümese. Okulda atıl durumda bir kömürlük var. O kömürlü... Altı ne ya? Atıl. Yani kullanılmayan bir... Kullanılmayan. Ama çok fazla... Altı ne diyorum. Yok, çok fazla vaktimiz kalmadığı için anlatmıyorum. Hızlıca izleyelim, sonra buradayız. Kömürlük kümes, yumurtalar burs oldu. Kalpleri ısıtan bu görüntüler Afyonkarahisar'da kaydedildi. Öğretmenler harekete geçti. Atıl durumdaki alan birçok öğrencinin umudu oldu. Çocukları ciddi manada sürekli devamsız öğrencileri, farklı noktada burada açıklayamayacağım sıkıntılar olan öğrencileri burada hem kullanmak hem onları ciddi manada motive edebilmek. Her şey geçtiğimiz yıl bu düşüncenin ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Barbaros Ortaokulu'nun birbirinden fedakar öğretmenleri okul bahçesindeki kömürlüğü kümes yapma kararı almıştı. Kömürlük önce tamir edilmiş, içerisine de 40 tavuk alınmıştı. Öğrenciler teneffüslerde tavukların bakımını yapmış, toplanan yumurtaların bir kısmı satılmış, kalanı ise ihtiyaç sahiplerine verilmişti. Orada aldığımız yumurta sayısı çok az. Aslında yumurta alma gibi derdimiz de yoktu da. Öğrencilerin ilgisini gören öğretmenler çalışmayı büyütme kararı aldı. Kümes yıkıldı. Son teknolojik aletlerle bir kez daha dizayn edildi. Kümeslerinde artık 300 tavuk vardı. Öğrencilerin okula bağlanması için çıkılan bu yol başka güzelliklere de sebep oldu. Buradan gelen geliri de şu anda 17-18 öğrencimize burs vermeye başladık. İlk burslarını bu ay çok şükür yatırdık. Bu çaba sonucunda öğrenci başı 150 lira olmak üzere toplam 2700 lira burs verildi. Kümesin gelirini artırmak isteyen fedakar öğretmenler daha çok öğrenciye burs imkanı sağlamak istiyor. Bu girişimleriyle de öğrencilere burs verebildiler. İstanbul Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Muammer Karadeniz. Programımızla ilgili vermiş olduğunuz tüm destekler için müteşekkiriz. Eksik olmayın. Tekrar tekrar Sayın Muammer Karadeniz'e programımızla ilgili verdiği desteğe teşekkür ediyor ve devamını bekliyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim size. Çok teşekkür ederiz. Ve programımızın bugün de sonuna geldik. Kimlere sevgilerimizi gönderelim? Peki, herkese sevgilerimizi yolluyormuşuz. Herkese bugün sevgi dağıtarak programımızı. Askerlerimize ben özellikle. Herkese. Evlatlarımıza. Yarın. Başta herkese. Tamam, herkese sevgilerimizi İnşallah yolluyoruz. İnşallah yarın sağlık. Sağlıkla burada olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın. Zahide kurbanım of, ne olacak halim?
gene bir laf duydum, kırıldı belim. Yine bir laf duydum, kırıldı belim.